Ay, çocuksuz kahvaltıya gelmek ne güzel değil mi? Şimdi benim halimi düşünsene. Alara yut çocuğum yumurtanı. Yok kızım çayını dökme. O tabaktakilerin hepsi bitecek falan. Oho. Ne iyi ettik de buraya geldik değil mi? Vallahi. Ya aslında biz sizi buraya teşekkür etmek için davet ettik. Ya neyin teşekkürü? Siz bizim evliliğimizi kurtardınız. Aman canım rica ederiz ne demek. Pardon da biz nasıl becerdik bunu? Eskiden Ferit çok yoğun çalışırdı. Yüzünü bile göremezdim. Ruh hastası gibi evde kendi kendime kurup duruyordum. Yok Ferit beni aldatıyor mu? İşte bahanesi mi? Kudret şirkette çalışmaya başladıktan sonra her şey değişti. Şimdi akşamları ailecek hep birlikte akşam yemekleri yiyoruz. Hatta hafta sonları plan bile yapabiliyoruz. Her şey Kudret'in sayesinde. Estağfurullah. E tabii artık Kudret çok çalışıyor değil mi? Gülşah, umarım seni fazla zorlamamışızdır bu ara. Ay yok canım ne demek? Ben dört gözle hesabımıza yatırılacak primi bekliyorum. Ondan sonra hiç zorluk morluk kalmayacak. Kudretçim, üzgünüm ama bu sene prim dağıtamayacağız. Ne dedin sen? Ekonominin durumu belli. Yani her taraf kriz mriz. Yönetim kurulu karar aldı. Kemer sıkmazsak krizi atlatamayacağız. Bravo yani o yönetim kuruluna. Ya şirketin krizini benim kocamın alacağı para mı çözecek? Yazıklar olsun. Gülşah'cığım bu sene hiç kimse prim almayacak. Ferit bile. Ha demek kocamın onca çalışmasının karşılığı bu öyle mi? İki parça peynirle üç tane zeytin yani. Pes. Seneye böyle olmaz. Seneye kim öle kim kala. Garson bey bakar mısınız? Şu sofrada ne varsa bal, kaymak falan hepsini paketleyin lütfen. Eve götürelim de bari prim niyetine onları yiyelim. Yazık. Aa, Ferit. Kudret! Ay sana öyle haberlerim var ki Aa! Ferit Bey! Ne işiniz var sizin burada? Benim de sana öyle güzel haberlerim var ki sen de inanamayacaksın. Hayırdır? Prim alıyorum. Ben yönetim kuruluyla görüştüm. Kudret'e haksızlık yapılmasın dedim. O benim sağ kolum dedim. Öyle ödüllendirmeden olmaz bu iş dedim. Harika bir haber değil mi hayatım? Harika. Ya işte gerçek dost böyle günlerde belli olur. Yani Ferit olmasa hayatta alamazdım ben prim falan. Ne demek? Çok güzel. Da şeyi merak ediyorum. Ne kadarmış bu prim? 5000. 5000. Sadece o kadarcık mı? Ne Gülşah? Biz sabah Neşe'yle konuştuk. Neşe'yle konuştuk, evet. Yani senin çalışkanlığın sayesinde Ferit Bey rahat bir nefes aldı. Değil mi? Ferit'çim sen Gülşah'a bakma ya, 5000 iyidir. Ya aslında birdenbire, yani aniden böyle 5000 bana da çok az gibi geldi. O 15000 daha iyi sanki. Koskoca bir evliliği kurtarmanın karşılığında sadece 15000. Pes. Gülşah'cığım, hayatım ne yapıyorsun ya? Ayıp olmuyor mu? Ayıp tabii. Çok ayıp. Çok. Ama benim kuyumcuma da ayıp oluyor. Ben sabahleyin bilezik ısmarladım, onu alamadım parasızlıktan biliyor musun? 25000. 25000 daha iyi sanki. 25 iyidir. Ferit'cim, emin misin? Kesinlikle. İkiniz de hak ettiniz bunu. Biz ne yaptık da hak ettik ben anlamadım ama. Çok şey yaptınız. Bak şirkette bir tek sen prim alacaksın. Yani bence bunun aramızda kalması lazım. Kimseye bunu anlatmamalıyız.
Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştınız tabii canım. Anlaşmaz olur musunuz? Hadi el sıkışın. Benim biraz içeride işim var. Siz baş başa oturup konuşun, tamam mı? Ay Ferit Bey, ne kadar zormuş bu pazarlık. Vallahi başıma ağrılar girdi. Aferin. Aa, hoş geldin Neşe. Hoş bulduk canım. Böyle habersiz geldiğim için kusura bakma ama senden büyük bir iyilik isteyecektim. Ne demek, rica ederim. Yani yapabileceğim bir şeyse. Birazcık dedektifliğe ihtiyacım var kocamla ilgili. Kocan? Böyle dikilmeyelim, gel içeride oturalım. Sıcak çayım var. Anlat bakalım şimdi işin aslını faslını. Çatalca taraflarında bir çiftlik alacağım. Ferit'e hediye. Beş yıldızlı otel alsaydın. Pardon, sinirim bozuk. Ay kusura bakma. Annem hep derdi. Kızım lafın sonunu dinleme huyun yok, çok ayıp derdi. Sen anlat, ben dinliyorum. Vallahi çiftlik nedir ne değildir hiç bilgim yok. Kudret bilir değil mi? Bilir tabii. Bilir, bilmez olur mu? Aydın'da çiftlikte büyümüş Kudret. Hem kendi şirketi varken bütün İstanbul civarındaki çiftlikleri dolaşırmış. Hah, onu diyorum işte. Siz Ferit'in bir ağzını arasanız da nasıl bir çiftlik hayal ediyormuş bir öğreniverseniz. Pardon, aklıma bir şey geldi. Tabii öğreniriz biz senin kocanın ağzını ararız. Hepsini öğreniriz. Da sen şeyi merak ettim, niye Ferit'e hediye almak istiyorsun? Doğum günü falan mı? Yok, sadece mükemmel bir koca olduğu için ona teşekkür etmek istiyorum. Anladım. Sen ona indirimden bir kışlık kazak alsaydın. Eskiden benimle ilgilenmediği için adamın başının etini yiyordum. Ama şimdi öyle mükemmel ki, gönlünü hoş tutmak istiyorum. O da beni hoş tutuyor zaten şu ara. Ha, gerçekten mi? Kesinlikle. Biz Ferit'le bir elmanın iki yarısıyız. Ay, ben ne elmalar, armutlar gördüm. Şu kadar tırnak kadar bir kurtçuk içine giriyor, oyuyor, oyuyor, mahvediyor. Fark etmezsiniz bile aşkınızın ne hale geldiğini. Ya benden söylemesi. Oha! Yani bu faturanın durumu ne kızım ya? Ha? Aa, Neşe Hanım, siz de mi buradaydınız? Ben hiç farkında değilim, kusura bakmayın. Ne oldu aşkım, faturaya? Hayatım, sen şöyle benimle mutfağa bir gelsene. Tamam. Kusura bakma. Hadi canım, hadi. Gel hayatım, gel. Kızım, ne yapıyorsun sen? Ne? Ya koskoca şirkette Ferit bir tek bana prim ödüyor. Sen gitmişsin orada Neşe'ye abuk sabuk şeyler söylüyorsun. Ne dedim ben Kudret? Yalan mı? Bak hayatım, karı koca arasına girilmez. Hem ayrıca sana ne? He? Sana ne? Onlar gayet mutlu. Kim mutlu? Ferit'le Neşe mi mutlu? Yoksa Ferit'in o dün sokak ortasında böyle diye öpüştüğü kız mı mutlu? Kim mutlu? Ne? Bir kızla mı öpüşüyordu? Gözlerimle gördüm. Ferit de benim gördüğümü gördü. Sen o primi nasıl aldın sanıyorsun? Allah kahretsin ya. Sen şimdi Ferit'i tehdit mi ettin? Teşekküre gerek yok hayatım. Ne yaptın kızım sen ya? Ha? Ne yaptın? Bana niye söylemiyorsun? Hadi şimdi doğruca içeri gidiyoruz ve Neşe'ye neler olduğunu anlatıyorsun. Nereye gidiyoruz? Parayı geri vermek zorunda kalırız. Bak kızım, bugüne kadar boğazımdan tek lokma haram geçmedi, geçmeyecek de. Şimdi içeri gidiyoruz ve Neşe'ye tek tek olanları anlatıyorsun. Yani kızın da bilmeye hakkı var değil mi? Bilsin ki o da kendine göre çizsin yolunu. Kudret, niye haram olsun? Niye haram, he? Ben mi boynuzladım kadını? Bak, sen değil miydin karı koca arasına girilmez diyen? Şimdi ya kadın gerçeği duyunca bir anda böyle düşüp bayılırsa, ya kalp krizi falan geçirirse, ölürse ne yaparız? Aman saçmalama be. İnan bana, onlara yapılacak en büyük iyilik hiçbir şey söylememek. İyilik mi?
Bana ne hiç iyilik yapıyormuşuz gibi gelmiyor peki? Valla bilmiyorum. Siz ne zaman geldiniz? Az önce hayatım. Ben sana seslendim ama duymadın. Aniden gelmeye karar verdik. Kusura bakmayın. Ya o aramızda kusur mu olur hiç? Yani en nihayetinde arkadaşız değil mi? Hayatım, bize çok özel bir şey söylemeye gelmişler. Çok özel. Çok özel. Neymiş o çok özel şey? Ben hamileyim. Aa! Aa! Ay! Tebrikler. Vallahi. Demek baba oluyorsun ha? Ya. Aslında bir şey daha var. Biliyorum çok eski arkadaş sayılmayız ama biz sizi çok sevdik. Aslında kanımız öyle herkese ısınmaz ama size hemen ısındı. Biz de öyle. Çocuğumuz erkek olursa bizim kirvemiz olur musunuz? Ay, duydun mu ne diyor? Kirve diyor. Süper. Siz ikiniz çok iyi, çok namuslu, çok dürüst insanlarsınız. Bebeğimiz size benzesin isteriz. İnşallah. İnşallah. Aa, kirbe olduk gitti. Gel canım. Aa, çok güzel. Yeni mi aldın? Evet, yeni. İşte bir iç huzuruyla takmak kısmet olmadı. Niyeyse. İşte. Eşlerine pahalı hediyeler alabilmek için. Sen niye öyle kapıda dikiliyorsun? Ay, Ferit'le Neşe'yi bekliyorum da. Yapma ya. Onlar mı gelecek? Ya sorma. İşte sinemaya gideceklermiş. Biz de birkaç saat çocuklara bakacağız. Yani şimdi yegane izin günümde onlara eğileceğim öyle mi? Ne yapalım Kudret'cim ya? Ne yapalım ya? Ya geliyorlar. Oh ya. Yani biz hem karısını aldatmasına yardım edelim, hem de... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çaktırma bir şey. Kış kış kış. Merhaba. Merhaba. Ay şunlara bak ne tatlı. Çok tatlılar. Nasılsın canım? Merhaba. Hoş geldin Ferit. Ay sen çocuklara bakmayı kabul edince daha iyi oldum. Çok sağ ol Gülşah'cığım. Lafım olur ya. Dostlar ne günler için. Yolda gelirken senin ailen aradı. Ferit'i ayarladın. Benim ailen. Ben mi ayarlamışım? Kuaförü diyor hani çok iyi saç keser diye tavsiye ettin ya. Ha, o ailen. Başka ailen mi var? Var. Bir tane daha ailen tanıyorum ben. Böyle yuva yıkıcı, erkek avcısı bir tip. Bir acayip. Ama tabii konumuzda ilgisi yok bunun. Kızlar hadi siz gidin arkadaşlarınızla kaynaşın. Hadi. Hadi bakalım. Ay çok tatlılar ya. Ben de bakayım Şirineler'e. Bak bak. Ay, günahsız yavrular. Bak beni artık bu ahlaksız oyunlarına alet etmeyeceksin. Kudret'e havadan o kadar prim verdim. Herhalde bir karşılığı olacak değil mi? Unutmadan yarın öğleden sonra Neşe'yle alışverişe çıkacakmışsın. Onu öğlene al. Niye? Sen rahat rahat saçını kestir diye mi? Aylin'le buluşacağım. Yani pes. Demek ki insanoğlu her şeyi isteyebiliyor. Aa bak benim de aklıma ne geldi. Ben de kocamın önümüzdeki ay bir hafta ücretli izne ayrılmasını istiyorum. Nasıl? Bu mümkün değil. En yoğun olduğumuz ay. Öyle mi? Kızlar nasıl anlaştı bir görsen. Aynen. Hadi acele edelim, sinemaya geç kalacağız. Yarın seni saat 4'te alacağım. Alışverişe gideceğiz değil mi Gülşah'cığım? Tabii, gidiyoruz da... Ya ben düşündüm de sonradan aklıma geldi. Akşam bir işim var. Öğlen yapalım mı?
Yarın öğlen Ferit'le yemek yiyecektik ama ne dersin canım? Canım ben de baş başa yemek yiyeceğiz diye çok heyecanlıydım ama ne yapalım? Kısmet değilmiş, başka zaman. Ne şekerdir benim kocam. Ya. Dünya tatlısı. Görüşürüz. Gidelim. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Bana bak kızım. Bu herif yarın öbür gün evin anahtarını da ister sevgilisini atmak için. İşte o gün benim katil olduğum gündür, haberin olsun. Aa, bu kadar da olmaz ki canım. Ferit Bey, yani istenecek şey var, istenmeyecek şey var. Bu kadarı fazla. İyi peki, tamam. Tamam. Ama bakın bu son. Ya şurama kadar geldi. Ferit değil mi o? Yine ne istiyormuş? Aşkım. Şey diyor. Karımla diyor, akşama kadar diyor, alışveriş yapıp oyalansanız diyor. Vah, mis. O da o arada metresiyle fingir fingir değil mi? Bana bak kızım. Bu iş benim artık iyice kanıma dokunmaya başladı. Yani resmen tiksinti geldi be. Tamam aşkım, sakin ol. Gel otur, otur, otur. Gel, gel. Ne yapalım aşkım? Biz de sana bu şekilde prim alıyoruz. Senin için izin alıyoruz. Fena mı? Hayatım, zaten işte kanıma dokunan da tam bu. Yani resmen rüşvetle şey durumuna düşüyorum ya. Allah korusun. Bak kızım, benim burama kadar geldi. Yani şu anda arıyorum o herifi ve artık onun ahlaksızlıklarına alet olmayacağımızı söylüyorum. Hayır Kudret, söylemiyorsun. Bak seni işten çıkarır, maaştan da oluruz. Maaşına başlayayım onun be. Umurumda bile değil. Benim umurumda Kudret. Kasabın, bakkalın, manavın da umurunda. Ben o eski fakir fukara günlerimize dönmek istemiyorum artık. Gülşah, bana bak. Fakir yaşarız ama onurumuzla. Yani kısacası doğru olanı yapacağız, o kadar. Tamam, doğru olanı yapacağız. Ama biz yapmayacağız. Başkası bizim yerimize yapacak. Nasıl? O ne demek şimdi ya? Yani bak şimdi ben ne yapacağım? Gideceğim o alışveriş merkezindeki kuaföre gireceğim. Ya saçma sapan işlere kalkışma Gülşah. Aşkım niye saçma sapan olsun? Bak şimdi hem bir evlilik kurtulmuş olacak hem de biz kurtulacağız. Saçımızı nasıl yapalım? Şimdi Aylin'cim. Aylin'di değil mi? Evet Aylin. İsmini nereden biliyorsunuz? Seni bana çok tavsiye ettiler de. Hmm. Şimdi ben boyunu kısaltmak istemiyorum. Ama kat attırmak istiyorum ki havam değişsin diye. Değişikliğe çok ihtiyacım var. Çünkü son zamanlarda bir bunalım atlattım da. Ya. Ya. E madem ısrar ediyorsun anlatayım. Aman kimse duymasın, çok utanıyorum çünkü. Hı-hı. Ben maalesef duygularıma yenik düşüp böyle evli bir adamla yakınlaştım. Ondan sonra kendimden öyle utandım ki böyle aynalara bakacak halim kalmadı yani. Bari dedim gideyim saçımı değiştireyim de hayatım da değişir belki. Evli bir adama aşık olmak sizin suçunuz değil. Aa, ben de ilk başta öyle diyordum ama maalesef öyle değilmiş yani. Sonradan ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım. Sonra düşünsene evdeki masum, hiçbir şeyden haberi olmayan o kadıncağızın ne günahı var yani. Belki o kadın da adamı sevmiyordur. Ay nasıl sevmiyor ya? Öyle bir seviyor ki. Ondan bahsederken gözleri parlıyor. Ayıp. Biraz kahkül mü yapsak saçlarınıza? Daha hoş olur saçlarınız. Ne kahkülü canım? Sadece kadın da değil ki. İki tane de çocukları var bak düşün. Düşün, iki tane öyle sevimli, öyle tatlı çocuklar ki. Biraz bakım mı yapsak? Uçları biraz kırılmış gibi sanki. Ya her şey güzellik bakım değildir hanımefendi. Yani ahlak önemli, ahlak. Peki, biraz da ışıltı yapalım. Daha bir hoş hava versin saçınıza, olur mu? Ay ne ışıltısı, ne gölgesi ya? Ben sana burada mahvettiğim masum insanların hayatlarından bahsediyorum. Sen bana ışıltı, gölge diyorsun ya. Bence siz gayet hoş ve güzel bir kadınsınız. Bana bak çakma sarışın. Ben kendimden değil, Ferit'le senin yaptığınız işlerden bahsediyorum. Hani o yediğiniz haltlar var ya, onları biliyorum ben. Ne? Sen de kimsin be? Ferit'in karısı Neşe'nin arkadaşıyım ben. Ha benden iyi olmasın, o da çok tatlı bir kadındır. Ferit'in. Ferit beni seviyor. Karısından boşanacak en yakın zamanda. Tabii boşanacak. Bir kere Neşe hamile kızım. İmkansız.
Bir senedir birlikte değiller. Aynı yatağı bile paylaşmıyorlar. Aa, bütün evli erkekler aynı yalanı söyler. Sen de buna inandın öyle mi? Kızım ben seni iyiliğin için söylüyorum. Git buradan yoksa saçını kökünden keserim. Elindeki makas mı senin? Bak sakın sonradan pişman olacağı şeyler yapma. Çok tehlikeli. Çok. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Sakin ol. Kıpırdama. Dur. Şimdi aynı anda bırakıyoruz tamam mı? Hadi hop. Hadi. Deli mi ne be? Siz bu kafayla zor müşteri bulursunuz. Allah Allah. Aa Ferit. Bu saatte ne yapıyorsun burada? Aylin'le konuşmuşsun. Konuştum. Ay hakikaten pırlanta gibi bir kız vallahi. Yani nasıl tencere kapak olmuşsunuz anlatamam. Bunu yapmayacaktın. Seninle bir anlaşmamız vardı. Sana bir şey söyleyeyim mi? O anlaşmadan sıkıldım ben. Bunaldım. Yani burama kadar geldi. Senin Neşe'ye yaptığın adiliğe ortak olmak artık midemi bulandırıyor. Anlatabildim mi? Sen beni yargılayamazsın. Tamam mı? Aylin'le ilişkimi saklaman karşılığında kocan için primler, izinler kopardın. Şimdi Neşe için endişeleniyor. Ayağına yatma. Haklısın. Ben bunları yaptım. Yaptım mı? Sonradan çok pişman oldum. Yani Allah affetsin. Ama bak, yani kötü davranıştan dönmek de bir şeydir. Anladın mı? Artık anlaşma yok, bitti. Ben seni kaçamaklarını saklamak zorunda değilim. Aylin'le yaşadıklarım basit bir kaçamak değil. Onu seviyorum. O benim tanıdığım en mükemmel kadın. Aa, Aylin mi? Ayol sen kör müsün? Kız malın gözü ya. Üç kuruşa satamayacağı şey yok onun. Ben öyle düşünmüyorum. Hayatımda Aylin'le olduğum kadar kimseyle mutlu olmadım. Ondan vazgeçemem. Madem öyle, yani erkek gibi çık karının karşısına. Söyle, itiraf et, boşan. Yazık değil mi kadıncağız? Bak, sen anlatmazsan ben anlatırım. Zavallı evde hiçbir şeyden habersiz oturuyor. Tamam. Neşe'ye gidip her şeyi anlatacağım. Hı. Sen de Kudret'le konuş, pazartesi direkt muhasebeye gelsin. O niye o? Çünkü onu kovuyorum. Aa, adama bak ya. Bebek odası için bu sefer ne mavi ne pembe. Turkuaz düşünüyorum. Bütün duvarları, mobilyaları turkuaz yapacağım. Ne dersin? Sevgilim beni dinliyor musun? Neşe. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Önemli. Hayatım. Nasıl, ilginç bir haber var mı? Ne bileyim, iş ilanlarına bakıyorum ben. Uygun bir şey bulabildin mi? Yani tıbbi cihaz mümessili mi olsam yoksa vinç operatörü mü bilemedim. Ay aşkım ya, çok özür dilerim, benim yüzümden işsiz kaldın, çok üzülüyorum. Ya yok be hayatım, senin ne suçun var? Yani hem zaten o herifin yanında çalışmak istemiyordum ki ben, sen en doğrusunu yaptın. Ama yine de benim yüzümden. Neşe bir şekilde öğrenecekti kocasının kendisini boynuzladığını. Keşke hiç bulaşmasaydık. Ama senin sayende öğrendi değil mi? Hı. Hem de bir sürü parayı elin tersiyle iterek. Hayatım sen çok iyi bir insansın. Seninle gurur duyuyorum. Neşe arıyor. Yapma ya. Alo, efendim? Neşe'cim, ne dediğini anlamıyorum ki. Ne? Ha, tabii gelebilirsin de... Allah Allah. Yine çocuklarımı mı bırakacaklar? Yok. Ya Ferit, galiba o kızla ilişkisini söylemiş Neşe'ye. Neşe de delirmiştir herhalde. Buraya geliyor. Yapma ya.
bu eksikti be. Ya kızım nereden bulaştık biz bunlara? Ne bileyim yüzümden. Aa, Neşe değil mi o ya? Alo. Evet canım. Dışarı mı çıkalım? Kudret'le. Kudret! Tamam canım, geliyoruz. Aşkım Neşe gelmiş, bizi dışarı çağırıyor. Anlamadım niye, gel. Ay ağlıyor da. Şimdi herhalde bir yerde oturup konuşmak ister. Vallahi hiç bunların derdiyle uğraşamamış. Nereye gitsem bilemedim. Ay ne oldu Neşe'cim sana? Korkunçtu, çok. Habire o kadından bahsedip onu ne kadar sevdiğini söylüyordu. Hayatta başına gelen en güzel şeyin olduğunu, mutluluğu onda bulduğunu, aşkın ne anlama geldiğini o pislik kadınla anladığını. Gördün mü, kadıncağız anlatmış işte. Neyse canım, şimdi bir çay bahçesinde oturur konuşuruz değil mi? Neşe! Ay sen ne yaptın? Çenesini kapatsın diye yaptı. Ay! Görüyor musun? İyice kapanmıştır artık. Size bir bardak su içirirlerken bir yandan polise şikayet eden yine onlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.